Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda polinom sorusu çözeceğim size. Px eşittir x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 1 polinomu veriliyor. Px'in x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu qx olduğuna göre qx'in katsayılar toplamı kaçtır diye sorulmuş. Polinom sorularında arkadaşlar biraz böyle enteresan bir soru görürseniz size biraz tavsiyem şudur. Normal bildiğimiz sayılarda hani bölünen, eşittir bölen, çarpı, bölüm, artı kalan deriz ya. İşte polinomlarda da bunu yapmanızı tavsiye ederim açıkçası. Öyle bir çözüm yapacağım şimdi. Bölünen polinomumuz px. Bölen polinomumuz x eksi 1. Bölüm polinomumuz qx'miş. Ve kalan polinomumuz soru işareti. Aslında bunu bulabilirsiniz. Bir polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek x gördüğümüz yere şurayı sıfıra eşitleyip 1 yazmak demek değil miydi? O zaman yaz polinomda 1'i. 1 eksi 3 artı 4 eksi 1. Buradan da ne geldi? 3 eksi 2 1 oldu. Artık kalını da yazabiliriz. Yani oraya kx falan diye yazmanıza gerek yok. Normal kalının artık 1 olduğunu biliyorum. Şimdi yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bizden Q'nun katsayılar toplamını istemiş ya. Ben Q'nun katsayılar toplamını isteyeceğim. X gördüğüm yere 1 yazacağım. O zaman P1 eşittir 0 artı 1 oldu. Yani bir anda Q1'i bulmak isterken bulamayacak hale geldim. O zaman demek ki burada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı da nasıl kaldırabilirsiniz? İsterseniz tam bu anda videoyu durdurun, kendiniz düşünün ve yapmaya çalışın. Aslında videonun en başında durdurmanız gerekiyor ama yine de bir düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Normalde Qx'i bulmanız lazım. Yani polinom bölmesi yaparsınız. Tabii bunun çok daha pis soruları var. Hatta sonra ben çözeceğim. Bir tane daha polinom sorusu var. Şimdi onunla ilgili spoiler vermeyeyim. Burada bakın x eksi 1 böyle böldüğümüz zaman hadi bunu yine bölebilirsiniz. Çok da problem değil. Ama bunun x üzeri 16, x üzeri 28 gibi olduğunu düşünün. O zaman sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Bundan dolayı ben ne yapacağım bakın onu göstereyim size. Bu soru çarpanlarına ayrılabilir hale getirilebilir mi onu düşünelim. X küp eksi 3x kare artı 4x değil de 3x olsa bu x küp eksi 1'in daha doğrusu pardon x eksi 1'in kübüne benzemiyor mu? O zaman ben şöyle yapayım. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı olsun x ayırdım onu. Bir de şu sol tarafa atayım sağdaki biri. Böylece x eksi 1 çarpı qx olur arkadaşlar. O zaman bakın x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 nedir? Çarpanları ayırmamızı hep söylüyorum çok iyi olacak. X eksi 1'in kübü. Bu zaten arkadaşlar x eksi 1. Sonra burası da x eksi 1 çarpı qx. Ne güzel sadeleştirme oldu. Artık burayı x eksi 1'e bölersek ne geldi? X eksi 1'in karesi artı 1 eşittir qx. Artık gönül rahatlığıyla x gördüğümüz yere 1 yazabilirmişiz. Bunlar da gitti. Q1 1 oldu. Bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu şimdi bence yapmanız gereken yorumlardan bir tanesiydi. Bazı arkadaşlar tesadüfen bulmuş olabilir. Yazabilirsiniz çözümlerinizi yorum olarak arkadaşlar aşağıya. Bazı arkadaşlar uzunca bölmüş olabilir. Evet dedim ama soruyu değiştirip zorlaştırabiliriz. Dediğim gibi x küp değil de x üzeri 16 da yazabilir orada. Ben olur da karşınıza x üzeri 16 gibi çok absürt büyüklükte bir sayı gelirse, denklem gelirse ne yapabilirsiniz? İkinci bir yoldan çözüm de göstereyim. Uzatalım yani bu soruyu biraz. Sorun değil. Size şimdi bu soruyu bir de arkadaşlar ben türevle çözeyim. Türev ne alaka diyen arkadaşlar için bakalım şimdi soruya. Yine aynı devam ediyoruz. O kalını bir yazalım. Px eşittir. X eksi 1 çarpı qx artı kalan 1 de o dursun. Şimdi bakın. Burada x eksi 1 sıkıntılı olduğu için ondan kurtulmanın bir yolu da arkadaşlar her iki tarafın türevini almaktır. Bak şimdi. P türev x çarpımın türevi 1 çarpı qx artı x eksi 1 çarpı q türev x 1'in türevi zaten 0. Şimdi artık ben ne istiyordum? Qx'in katsayılar toplamını. Güzel. Bak şimdi olaya. Şurada
Zaten Q türev x'i istemiyorum ama x gördüğüm yere 1 yazınca ne güzel orası gidiyor. P türev 1 eşittir Q1 artı 0 oldu 1 eksi 1'den dolayı. P türev 1 hemen türevini alalım. 3x kare eksi 6x artı 4 oldu. Böylece x gördüğüm yere kaç yazacağım? 1, 3, eksi 6 artı 4 olmuş oldu arkadaşlar. Böylece 7 eksi 6'dan 1 eşittir Q1 yine bulduk bu güzel sorunun cevabını. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.